Kendimle aşırı derecede gurur duyduğum bir sıfır atık videosuyla daha karşınızdayım. Çünkü benim için olmazsa olmaz dediğim şampuanım ve saç kremimi de atıksız alternatifleriyle değiştirdim arkadaşlar. Ben yaklaşık 4,5-5 yıldır falan organiksin Biotinen kolajen şampuanını kullanıyordum. mor renkli olan Organics'in tombi şampuanlarından belki görmüşsünüzdür. Saçlarıma gerçekten çok iyi geliyordu. Hacim veriyordu. Saçları bu şampuanı kullanınca çok rahatlıkla uzayabiliyordu. Ama tabii ki bunun da bir bedeli vardı. Saçlarımı her gün yıkamak zorundaydım. Çünkü asla ilk yıkadığım günkü kadar hacimli olmuyordu saçlarım. Yaz ya da kış hiç fark etmez. Dışarısı eksi sıcaklıklarda da olursa olsun. Sabah 7'de servise binip işe gidecek olayım. Sabah 5'te kalkıp duş alıyordum saçlarımı kurutuyordum. Ve kendimi bildim bileli yaklaşık 15 yıldır falan da her gün istisnasız bir şekilde duş alırım. Ve tabii ki böyle yaparak saçlarımın da yağ dengesini bayağı bir bozdum. Bu süreçte tabii ki no poo, low poo gibi akımlarla tanıştım. Şampuan kullanmayan ya da saçlarını karbonatla, sirkeyle yıkayan kızların videolarını falan sürekli izliyordum. Ama bu tarzdaki hangi videoyu izlersem izleyeyim, herkes şeyden bahsediyor. Hani saçlarının bir alışma sürecinden geçtiğinden ya da bir şekilde bir süre saçlarını yıkamadıklarından, bir hafta boyunca, 10 gün boyunca yıkamadıklarından, işte saçlarını şapkayla ya da bandanayla kamufle ettiklerinden falan bahsediyorlardı. Ama tabii ki benim hayatımda bunu yapmam mümkün değil. Çünkü her gün işe gitmem gerekiyor. Kaldı ki işe gitmesem de işte bir şekilde dışarıya çıkıyorum ve her gün şapkayla da gezemem. Yani şapkayla gezsem de bir şekilde onu çıkarmam gerekecek. Sonrasında biliyorsunuz ki atıksız kozmetik ürünlerim diye bir video çektim. Ve o videoyu çekmeden önce de kozmetik ürünlerinden hangileri atıksız alternatiflerle değiştirebilirim. Hangilerini değiştiremem diye baktığımda şampuan ve saç kremi beni değiştiremeyecekler listemin en üst sırasındaydı yani. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Sonrasında bir arkadaşım sayesinde Sakız Natural Care markasının katı saç şampuanı ve katı saç kremi ile tanıştım arkadaşlar. Ve arkadaşım benimle uzun uzadıya ürünler hakkındaki yorumlarını paylaştı. İşte fiyat bilgisi, performans bilgisi ya da ürünlerin kullanım ömürlerinin ne kadar olduğundan bahsetti. Sonra ben Instagram üzerinden Sakız Natural Care'e bir DM attım ve ondan sonra yazışmaya başladık. Bana bir katalog gönderdiler. Ben de kataloğu inceledikten sonra oradan iki tane ürün sipariş ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ürünler çok güzel bir şekilde craft kağıdına paketlenmiş şekilde geliyor. Ve Özel bir yazıyla geliyor İşte sevgili Fatma Hanım doğaya duyarlı ürünler kullandığınız için teşekkür ederiz diye zaten bir ürünleri aldığınızda hani iyi hissediyorsunuz kendinizi ürünlerin yapısından kısaca bahsetmek gerekirse bu şampuan arkadaşlar katı saç şampuanı ben yaklaşık bir aydır falan sadece bu ürünle yıkıyorum saçlarımı. 130 gram sanırım 140 lira civarındaydı fiyatı. 6 ay kullananlar varmış bu ürünü. Ben 1 aydır kullanıyorum. Gerçekten gözle görülür hiçbir azalma olmadı. Ben duştaki bu şampuanları falan koyduğumuz teller var ya oraya bırakıyorum. Hani mümkün olduğunca da su değdirmemeye çalışıyorum. Bunun küçük boyu yoktu. O yüzden büyük boyunu aldım. Evet. Ama Saç kreminde küçük boy vardı. Ben de hani sonuçta ilk defa deneyeceğim için onu küçük boy aldım. 30 ya da 40 gramdı bu yanılmıyorsam. Bunun fiyatını tam olarak hatırlayamıyorum ama açıklamanın arkasında bırakırım. Bu da yine aynı şekilde azalmadı. Ürünler görünüş itibariyle sabuna benziyor arkadaşlar ama yapısı olarak, kullanım şekli olarak bu ürünlere sabun demek birazcık haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi bir aydır bu ürünleri kullanıyorum ve gerçekten ilk yıkamadan itibaren ürünlerden çok memnun kaldım. Hani hiçbir şekilde saçımda bir ağırlaş bir keçeleşme ya da bir alışma süreci falan olmadı. Hatta aksine saçlarıma çok iyi geldi bile diyebilirim. Çünkü benim saçlarım çok dökülüyordu böyle. Zaten yapı olarak da karışmaya çok müsait olduğu için çok fazla dolaşıyordu. O yüzden de tarama esnasında sürekli koparak dökülmelerim oluyordu. Avuç avuç saçlarım dökülüyordu. Ama bu süreçte gerçekten saç dökülmem çok azaldı. Hatta böyle hani havlunun üstüne dökülen saçları elimle bile sayabileceğim kadar böyle 10, en fazla 10 tel, 15 tel falan dökülüyor. Bu arada bu bir ay içerisinde ben saçlarımı kestirdim, işte çeşitli bakımlar yaptım, çeşitli boyama işlemleri yaptım. Amacım ürünleri farklı farklı şekillerde denemekti. Aslında bu videoyu çekmek için uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorum ama hani iyice emin olmadan da tabii ki sizlerle paylaşmak istemedim. Tabii ki her saç birbirinden farklıdır. Belki bana yarayan bir şey size yaramayabilir ama ben gerçekten çok memnun bu ürünlerden ve bundan sonrası için de kullanmaya devam edeceğim. Birazcık da ürünlerin kullanımı hakkında bilgi vereyim. Ben şampuanı saç diplerimi uyguluyorum. Şöyle şuralara kadar falan. Uçlarına direkt olarak şampuanı değdirmiyorum. Çünkü bir kere değdirmiştim birazcık kurutmuştu. Uçlarını yukarıdan aldığım köpüklerle köpürtüyorum. Hani bu şekilde köpürtüyorum çok karışmasın diye. Saç kremini ise tam tersine saçlarımın diplerine uygulamıyorum. Onu da ya elime sürüp elimle uyguluyorum ya da doğrudan böyle saçımı tutup saç kremini bu şekilde saç uçlarıma sürüyorum. Zaten saç kremini sürdüğünüz zaman hani normal bir saç kremi sürmüş gibi saçlarınızı yumuşatıyor ve uçlarını açıyor ama bir dökülmeye falan sebep olmuyor. Bu arada belki en başta söylemem gereken şey en son söylüyorum ama bu video kesinlikle sponsorlu bir video değil arkadaşlar. Ben hangi no poo ya da low poo videosunu izlesem herkes çektiği sıkıntılardan ve onları nasıl aştığından bahsetmiş. Ben sadece böyle seçenekler de var diyebilmek için bu videoyu çektim. Ve farklı zaman dilimlerinde işte saçıma farklı işlemler yaparak ürünleri deneyimledim. Biz de son olarak Koz diye bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu siteye kullandığınız bir ürünün adını ya da markasını yazdığınız zaman içerisindeki kimyasalları görebiliyorsunuz ve en sağ tarafında safety diye bir sütun var. Orada ürünün güvenlik özelliklerini yani sağlığınıza zararlı mı değil mi o özelliklerini görebileceğiniz bir sütun yer alıyor. Birden ona kadar numaralandırılmışlar. Yeşil olanlar hani zararsız demek. Sarı olanlar az zararlı. Kırmızı olanlarsa artık tehlikeli anlamına geliyor. Ve ben bu siteye kendi kullandığım Organics'in Biotinen Kolojen Şampuanını yazdığım zaman kullanılan kimyasalların genellikle yeşil ile sarı arasında olduğunu gördüm ama bir kimyasal vardı ki maalesef kırmızıydı. Ne olduğuna baktığım zamansa onun boya maddesi olduğunu gördüm. Şampuanın rengi eflatunumsu böyle bir mor rengi. Dolayısıyla bu rengi vermek için de tabii ki renklendirici kullanıyorlar. Bu renklendirici de 7 değerinde yani aslında zararlı bir ürün. Onun dışında koku vermek için ürünler kullanıyorlar. Sakız Nature'ın ürünlerinde herhangi bir şekilde koku maddesi, boya maddesi, e, sülfat gibi zararlı bileşenler yok arkadaşlar. Siz de kendi kullandığınız ürünleri bu KozDNA sitesine yazarak içerisindeki zararlı kimyasalları görebilirsiniz. Bu arada bu sadece şampuan için değil. Kullandığınız işte parfüm olsun, makyaj malzemesi olsun. Hepsini buradan bulabilirsiniz. Bu arada sitenin farklı bir özelliğini daha keşfettim. Tam tersten de gidebiliyorsunuz. Yani oraya bir kimyasalın adını da yazıp hani herhangi bir ürün mesela ürünün etiketine baktınız ve orada bir kimyasal adı yazıyor. O kimyasalı da yazarak işte zararlı mı değil mi numarası kaç onu görebilirsiniz. Ben bir kimya mühendisi falan değilim. Bu konuda uzman da değilim ama en azından kendi kendi araştırdığım, bildiğim kadarıyla bu ürünleri oraya taşıdım. Genellikle yeşildi baktığım kimyasallar. Yanılmıyorsam sadece bir ya da iki tane sarı ürün vardı. Renklendirici ya da koku maddesi içermemesi açısından güzel. Bir de aslında en güzel özelliklerinden bir tanesi de ürünler su içermiyor. Çünkü biliyorsunuz normal şampuanlar çözücü olarak su içeriyor. Dolayısıyla aslında su tüketimini de arttırmış oluyor. Ama sakız natural ürünleri tamamen katı formda olduğu için hiçbir şekilde e, su içermiyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi çok memnun bu ürünlerden. Bu arada kimyasallardan bahsetmişken arkadaşlar kimyasalların isimleri bazen farklı farklı şekillerde yer alabiliyor. Kimyasalları birbirinden ayırt etmek içinse kas numaraları kullanılıyor. Chemical Abstract Service demek kısaltması nasıl bizim TC'miz varsa aslında kimyasalların da kendilerine has bir numarası var. Bu şekilde de bulabilirsiniz kimyasalları. Hani bazen formülü yazıyor mesela. Onu Google'a yazıp kas numarasını bulursanız kimyasal ismini de bulabilirsiniz. Daha sonra bulduğunuz ismi DNA sitesine yapıştırıp oradan kontrol edebilirsiniz zararlı mı değil mi diye. Bu arada saçlarım artık her gün yağlanmıyor arkadaşlar. İki günde bir yıkayabiliyorum. Saçlarım yapısı dolayısıyla hala daha akşamdan kuaföre gidip sabah o saçları kullanamasam da akşamdan yıkayabiliyorum saçlarımı sabah düzleştirerek tekrar kullanabiliyorum. Çünkü sabah hazırlanırken en çok zamanımı alan şey tabii ki saçlarımı yıkamak ve kurutmak olduğu için bu dertten de kurtulmuş oldum. Eğer siz de şampuanınızı atıksız bir alternatif ile değiştirmek istiyorsanız Sakız Natural Care markasına bir bakın derim. En azından Instagram üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup ve lütfen çan tuşunu aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.